Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Navigation View'un ne olduğundan, nasıl kullanıldığından ve çeşitlerinden bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak Navigation View nedir? Daha önceki örneklerimizde hatırlarsanız biz Navigation Drawer diye bir seri çekmiştik ve burada Recycler View kullanmıştık ve bunu bir fragment olarak ekrana getirmiştik. Bugünkü dersimiz oradaki örneklere göre biraz daha basit olacak. Genelde zaten Navigation Drawer'ın kullanma amacı daha önceki uygulamalarda, mesela bu Gmail'in uygulamasında gördüğünüz gibi böyle itemlar vardır, yanlarında ikonlar vardır, böyle gruplandırılmıştır veya header'ları vardır. Hani içinde bir Recycler View genelde pek kullanılmaz. Bugünkü örnek biraz daha kolayınıza gidecek, hoşunuza gidecek ve eminim herhalde bunu kullanacaksınız diye düşünüyorum. Navigation View'umuz bu şekilde. Bunun birkaç tane çeşidi var. Mesela sadece itemlar dediğimiz, gördüğünüz gibi herhangi bir başlık veya gruplandırma olmadan şöyle ikonu ve title'ı var, bu şekilde sıralanmış. Daha sonra gruplandırabiliriz biz bunları, şöyle aralara çizgi koyarak bunların nasıl olduğunu tek tek anlatacağım. Bir de header'larla, işte mobile demiş, bunları yazmış, web frontend demiş, CSS gelmiş, bu ve bunun gibi örnekler. Bunları nasıl yapacağımızı anlatmaya başlayayım. Öncelikli olarak boş bir proje açtım. Activity main'imde gördüğünüz gibi bir tek relative layout var. İçerisinde hiçbir şey yok. Şimdi daha önceki örnekte hatırlıyorsanız bizim burada bir toolbar'ı gerçekleştirmemiz lazımdı ki o, şurada göstereyim. Şurada bir buton oluyordu, ona tıklıyorduk, bu açılıyordu, kapanıyordu. O olayları ele alabilmemiz için bir toolbar'a ihtiyacımız var. Şimdi Relative Layout'umun altına geliyorum. Buraya bir tane toolbar tanımlayalım. Toolbar dedikten sonra bunun width'i ne olsun? Matchparent olsun. Yüksekliği de Wrap Content olsun. Daha sonra buna bir ID tanımlayalım. ID'si toolbar olsun. Başka ne verebiliriz? Background verebiliriz buna. Bu da color. Toolbar'da ne kullanıyoruz demiştik. Color primary. Bunu da verdik. Daha sonra minimum yüksekliği olarak şöyle yazıyorduk bunu da. Attribute dedikten sonra action bar size diye bunu da burada belirtiyorum. Align parent top diyelim. Bunu da align parent top true olsun. Evet, bu şekilde aslında tanımlarımız bitti. Gördüğünüz gibi benim toolbar'ım burada gözüktü. Başka bir şey yazacak mıyız onu düşünüyorum. Bir de buna bir tane ne verelim? Up team deyip style klasörün içindeki style'ın içindeki team overlay. Overlay'leri neyi kullanıyorduk? Ana olmayan, yani yardımcı elemanların görüntülerini belirlerken nokta dark nokta action bar team'ini kullanalım. Gördüğünüz gibi gözüktü. Şuradaki neden gözüküyor? Daha önceki şurada resource'un içindeki, values'un içindeki styles'a bakarsak gördüğünüz gibi dark action var diyor. Biz buna ne diyeceğiz? Şu an proje dondu. Şuradan durduralım. Light nokta no action var dersek eski action bar'ımız kaybolacaktır ve bizim oluşturduğumuz toolbar burada gözükecektir arkadaşlar. Şimdi main activity'ye gidelim. Buraya bir tane toolbar nesnesi oluşturalım. Daha sonra bunu burada find view by id ile bulacağız. Toolbar eşittir find view by id r nokta id nokta toolbar diyoruz. Şuraya noktalı virgülümüzü koyalım. Şurada bir typecasting yapalım. Daha sonra toolbar deyip nokta set title deyip mesela ne verelim bunun title'ına? Navigation view örnek
verelim. En azından ekranda gözüksün. Şimdi bir uygulamamızı çalıştıralım. Herhangi bir hatamız var mı? Kontrol edelim. Şuraya ne var dedik. Evet. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu an için. Gördüğünüz gibi kendi oluşturduğum toolbar benim ekrana geldi. Şimdi toolbar'ı oluşturduktan sonra ben buraya diyorum ki bir tane de text view koyayım. Bu text view oluşturacağımız navigation view'da bir öğe tıklanıldığı zaman onun etiketini ekrana yazdıracak bir text view olacak. Width wrap content, yüksekliği wrap content, center in parent verelim buna tam ortaya gelsin. Turu. Daha sonra da buna bir text atayalım şu an için ekranda gözükmesi adına. Menü item diyelim buna. Başka bir de text size verelim. Ekranda gözüksün. Text size ne verelim? Şöyle 35 SP'yi verelim. Bakalım. Gördüğünüz gibi ekranda gözüküyor. Şimdi bizim activity main'imizin ana kısmı bitti. Şimdi biz Navigation Drawer derslerinde de hatırlarsanız ne yapmamız lazımdı onu kullanabilmemiz için bizim kök yani ana view grubumuzun Drawer Layout isimli layout olması gerekiyordu. Hatırlamayan arkadaşlar o videoya bir daha bir bakabilir. Buraya geliyorum diyorum ki Drawable Layout. Bunu burada başlattıktan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikli olarak şuradaki şemaları alıyorum buradan. Bunun içine yapıştırıyorum. Daha sonra buna bir de genişlik, yükseklik ve değeri vermemiz lazım. Layout Width Match Parent. Match Parent. Layout Height da yine aynı şekilde Match Parent olacak. Buna bir de ID verelim. Ne diyelim buna? Drawer Layout. Daha sonra evet aslında bununla yapacaklarımız bu kadar. Bunları verdikten sonra ne yapıyorduk? Şuradaki Relative Layout'u şu Tools'u buradan alalım. Buraya yapıştıralım. Evet. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorduk? Şuradaki Relative Layout'u taşıyorduk. Buradaki Drawable Layout'umuzun içine. Bunu yaptıktan sonra dediğimiz gibi burası bizim neyimiz? Activity Main'imizin gövdesi. Benim o kenardan gelen o pencereyi burada tanımlamam lazım. Daha önceki dersimizde burada bir fragment kullanmıştık. Navigation View için, Drawer için. Burada ise basit bir şekilde Navigation şöyle yapalım. Android nokta support nokta design. Burada bir hatamız var. O yüzden gelmiyor. Niye gelmiyor? Çünkü biz yeni bir proje başlattık. Ama gördüğünüz gibi herhangi bir dependency eklemedik buna. Bunun için geliyoruz. Project Structure'a. Application'ı seçtik. Dependency'si ne yazıyorduk arkadaşlar? Support Design. Mesela Float, Action Bar, Snack Bar gibi özellikler bu kütüphanenin içindeydi. Aynı şekilde Navigation View da bunun içinde. Bununla ilgili dosyaları uygulamamıza entegre etmediğimiz için ne yapıyoruz? O ilgili sınıflara ulaşamıyoruz şu an. Şuradaki Gradle Build Running işlemi bittikten sonra şuraya geleceğiz. Diyeceğiz ki Navigation View. Hangisi bunlardan? Gördüğünüz gibi geldi.
Bunu buraya oluşturdum. Şimdi bunun da genişliği match parent, yüksekliği match parent olacak. Buna bir ID verelim. Ne olsun ID'si? Navigation view olsun. Gravity verelim buna. Layout gravity. Layout. Neden gelmiyor? Android layout. Neyse, yazalım biz. Gravity eşittir. Ne olacak? Start olacak. Start olması sol kısımdan geleceği anlamına geliyor. Bir de end yazarsanız bu sefer de sağdan olacağı anlamına geliyor. Şimdi bunu da şurada görmemiz mümkün mü? Şöyle çekersek. Neyse, şunu bir çalıştıralım. Şurada bakalım herhangi bir hata var mı? Relative layout'tan sonra bunu yazıyoruz. Bu çalışsın derken başladı. Bir bakalım. Şuradan gördüğünüz gibi çektiğimde aslında oluşmuş. Bir sıkıntısı yok. Evet. Bunu da burada tanımladık. Şimdi buraya ben diyorum ki ben burada up menü kullanarak menü klasörünün içinde, ki şu an yok, menü items only diye bir dosya var. Senin elemanların burada, git buradan elemanları oku diyoruz. Şimdi bu nerede? Resource'un altında gördüğünüz gibi herhangi bir şurada project görünümüne geçelim. App'ın altında src main resource. Evet, burada herhangi bir menü klasörü yok. Buraya gelip new directory deyip menü adını veriyoruz. Daha sonra bu menünün içine de yeni deyip ne demişiz bunun adına? Menü items only diye bir dosya yaratıyoruz. Bu başladı. Gördüğünüz gibi içinde herhangi bir şey yok. Ben bunu daha önceden oluşturdum. Şöyle onları direkt ne yapalım? Copy paste yapalım. Şuraya yapıştıralım. Ve de bu örnekte kullanmak için ilgili drawable'ları da ne yapalım arkadaşlar? Şunun içine yapıştıracağım. Masa üstünde drawable'ın içindeki şunları şuradan kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bu resimleri ben uygulamamda kullanacağım. Uygulamalar geldi. Bir de her bir item için bir string tanımlar yapıldı. Onları da alacağım, buraya yapıştıracağım vakit kaybı olmaması adına. Şunları kopyaladım. Bunların zaten ne olduğunu biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hatalar gitti. Benim menü dosyamda oluştu. Şimdi bu menü dosyasında itemlar tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi her bir itemin bir ID'si var. İkonu var ve title'ı var. Title değerleri de nereden geliyor? Şuradaki string XML'den geliyor. İşte header web ise bunu göster, buysa bunu göster vesaire. Burada belki tanıdık olmayan bir checkable diye bir özellik var ki onu da uygulamada göreceksiniz ne olduğunu. Bu tıklanan öğenin seçili kalmasını ana menüye dönse bile, yani main activity'ye dönse bile çekili kalmasını sağlayan bir özellik. Şimdi bunu da yaptıktan sonra şöyle bir daha bir test edelim bakalım herhangi bir hata çıkacak mı? Şu an için ne bekliyoruz aslında? Navigation View'da bizim o menümüzün gözükmesini bekliyoruz. Şuraya şöyle çektiğimde gördüğünüz gibi ikonlar ve yazılar bir kere de geldi. Şimdi uygulamalarda bu direkt böyle değildi. Bunun bir de ne oluyor arkadaşlar? Büyük bir header alanı oluyor. Onu oluşturmak için aynı böyle app2.menu dediğimiz gibi bir özelliğimiz var. App2. Şuraya gelelim. App2.
2 nokta header layout dediğimiz. Bu layout'u da ayrı bir şekilde ne yapacağız? Hazırlayacağız. Nerede ama bu? Layout klasörünün içinde header diye bir layout. Tabii ki de böyle bir layout şu an için var mı? Yok. Buraya geldik. New layout resource file header demem gerekiyor bunun için. Peki bu relative layout mı olsun, linear layout mı olsun? Relative olsun. Header XML'imde oluşturuldu. Bunun da aslında kodları hazır. Ben hemen şunları seçeyim buradan, vakit kaybı olmasın. Seçtim. Text kısmına geldik. Bunları buraya yapıştırdık. Bilmediğiniz şu an için hiçbir şey yok. Ama görüntüde böyle bir arayüz olacak. Şimdi burada name kısmına Emre Altunbilek yazacağım. E-mail kısmına da emrealtunbilek@gmail.com yazacağım. Gördüğünüz gibi yazılar. Burada dikkat etmemiz gereken tasarım özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyorsa burada yazacağınız ilk isim sans serif medium ve text size 14. Gördüğünüz gibi ikisinde 14. Ama bununki sans serif, yani font family burada önemli. Tabii ki de farklı bir şey yapabilirsiniz ama Google'ın önerdiği, yap böyle yap dediği olay bu. Buraya da buradaki yükseklik değeri de dokümantasyonda bir belirtilmemiş. Bunu biraz kendiniz belirliyorsunuz. Onun dışında buradaki yükseklikler, ne bileyim paddingler falan filan aslında hep Google'ın dokümantasyonuna uygun şekilde yazılmış şeyler. Yani siz de böyle kullanacaksanız bunu böyle copy paste yaparak, zaten bu kodları sitede de paylaşacağım. Oradan lazım olduğunda kopyala yapıştır yaparak alabilirsiniz. Şimdi sonuçta ne oldu? Benim header'ım bu şekilde ve ben bunu ne yaptım? Şurada Navigation View'uma verdim. Navigation View oluştururken öncelikli olarak bu header dosyası okunacak ve ekrana şunlar gelecek. Şu kısım. Daha sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi menü öğelerini alıyor. Şöyle şunları hatta alt üstü yapalım. Menü öğelerini de menü klasöründen okuyor ve ekrana yazdırıyor. Şu an bir bakalım, bir sıkıntı var mı? Uygulamam çalıştı. Şimdi bunu buradan böyle çekiyorum. Gördüğünüz gibi arka plan resmi, adım, mail adresim ve ilgili listem ekrana gelmiş oldu. Tabii bu yeterli mi? Değil. Neden? Çünkü bunun, hani şu an için kullanıcı bunun burada olduğunu bilmiyor. Bizim bunlara bazı kodlar yazarak şuraya bir buton getirmemiz lazım. Ve o butonun kullanıcının hareketine göre hareket etmesi gerekiyor. Bunu nerede yapıyoruz? Tabii ki de main activity'de yapıyoruz. Toolbar'ı burada tanımladık. Buraya geldim. Öncelikli olarak ne yapacağım? Drawer layout'un drawer layout'tan bir nesne tanımlamam gerekiyor. Benim drawer layout. Bunu burada tanımladıktan sonra şurada toolbar burada yapılıyor. M drawer layout eşittir deyip find by id ile bunu bir buluyorum. var.id. Biz bunun adına ne demiştik? Drawer layout demiştik. Alt enter yaptık. Bir de neyimiz vardı? Action bar drawer toggle diye bir sınıfımız vardı. Drawer toggle diyoruz. Daha sonra buna eşittir dedikten sonra new action bar toggle deyince bu benden parametreler bekliyordu. Hatırlıyorsunuzdur bunu. Activity olarak bu sınıfı giriyoruz. Daha sonra benden drawer layout nesnesi istiyor. O da burada oluşturduğum m drawer layout. Daha sonra benden biz bu alttakini kullanacağız. Toolbar bekliyor. Yukarıda belirttiğimiz toolbar nesnesi. Daha sonra benden açma ve kapama için string değerleri bekliyor. R.string.1
Open drawer open. Şunları şöyle aşağıya alalım. Eşittir dedikten sonra bir de kapama stringimiz neydi? Drawer close. Bunları yaptıktan sonra action bar toggle butonumuz tanımlanmış oluyor. Bir de bunu drawer toggle nokta state metoduyla da bunu ekranda o butonu gösterilmesini sağlıyoruz. Böylece ne olacak? Açılıp kapanma durumlarında benim butonum belirecek. Gördüğünüz gibi bak şu buton şuradaki tek satır kod sayesinde geliyor. Mesela biz bunu iptal edersek biz bunu burada göremeyeceğiz. Tıkladım. Gördüğünüz gibi açıldı. Boşluğu tıkladım. Kapandı. Gördüğünüz gibi açılma kapanma olaylarını da ele almış olduk bu sayede. Bugünlük ya bu dersi bu kadar yeter. 20 dakika olmuş. Bir sonraki derste uygulamamıza devam edeceğiz. Görüşmek üzere.